Nasıl söylüyorsunuz? Sonra o database'e ikincide bir connection açıyorsunuz. Sonra o connection açtığınızda üçüncüde sorgu yapıyorsunuz. O sorguyu çalıştırıyorsunuz. Statement bir durum demek. Dördüncüde ise size sonuç geliyor. Result set geliyor. Bakın bu işlemlerin hepsini siz yapıyordunuz. Yani application'ın, uygulamanın içinde, Java sınıfının içinde bunun hepsini siz yapıyordunuz. Şimdi bir düşünsene, bak bir adam bunların hepsini tek tek yaparsa bir ne olur? Ne olur? Arkadaşlar çok uzun kodlar bir yazmış olur. Bir programcı da çok uzun kod eğer ki bir yere işte yazmışsa büyük bir ihtimalle bir yerlerde hatalar alır, bir şeyler olur. Sonra o programcı işi bırakır gider bir başkası gelir orada bir küçücük bir şey yazar yine hatalar bir çıkar falan filan. Şimdi programlama dünyasında bunun önüne geçmek için frameworkleri kullanalım demişler. Çünkü frameworkler bir ne yapar? Sizin için adamlar bir yol belirliyor, bir taktik belirliyor. Futbolda öyle değil mi? Sahaya herkes yani 11 kişi çıkıyor ama herkesin bir taktiği var. İşte kimisi bir 4-4-2 oynuyor, kimisi 4-3 bilmem ne oynuyor. İşte kimisi de 6-1-1-1 oynuyor. İşte o günü bizim bir takımın birisi o şekilde oynadı da. Yani bunlar bir taktik arkadaşlar, tamam mı? Yani olur. Yani hepsi sonuçta istersen 11 tane futbolcuyu kaleye koy yani. Yani sana kalmış. Sonuçta ama sonuca bakarsın. Hani amacın ne? Sonuca gitmek. İşte frameworklerde diyor ki ortada bir problem varsa ben bu problemi nasıl çözebilirim? Bu adamlar böyle birbirleriyle konuşmuşlar. Bir dakika o arada şeye de bakalım da. Kaydediyoruz evet. Ben bir an için dedim ki acaba kaydetmiyor muyuz diye. Tamam. Kaydediyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Şimdi ben ne diyordum? Çok uzun kodlar yazınca hataya müsait oluyor. İşte programlama dünyasında frameworklerin bir amacı da uzun kod yazmamak. Uzun kodlardan kurtulmak. Ya siz günlük hayatta otomobilinize bindiğinizde otomobilin kapısına gelip de şunu söylüyor musunuz? Abi bak bu arabanın motoru mesela Almanya'da bir yapıldı. Kapısı işte mesela Azerbaycan'dan alındı. İşte kontukları yani mesela Ukrayna'dan bir geldi falan filan. Ya bu şekilde şeylere böyle düşüncelere bir giriyor musunuz yani? Aslında öyle bir şey yok değil mi? İşte adam sadece biniyor, arabayı açıyor, anahtarını çeviriyor, arabayı çalıştırıyor ve yoluna, hedefine gidiyor. İşte frameworkler de bunun gibi. Diyor ki ben sana taktikleri veriyorum. Sen bir problemi çözeceksen şu yollarla bir çözebilirsin. Sana kalmış. İstersen bunları kullan, istersen bunları kullan. Ama diyor ki az kod yaz. Sade. Sadelik olacak. Yani senin için bazı işleri adamlar otomatiğe almış. Bunu tasarımda bir kullandığınız frameworkler var veya da kütüphaneler var. Bakın kütüphaneler framework demek değildir. Kütüphane frameworklerin bir probleme yaklaşım bir tarzı vardır. Tamam mı? Bir kuralları vardır frameworklerin. Mesela jQuery bir kütüphaneyken mesela şey mesela işte Angular bir JS bir framework. Çünkü daha büyük. Yani frameworkler daha büyük oluyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Yani frameworklerin kendine ait teknikleri oluyor. Kendine ait taktikleri oluyor. Yani problemlere işte yaklaşımlarda. Şimdi Spring ve Hibernate gibi bu iki framework de Java dünyasında çok sevilen frameworkler arkadaşlar. Bunlardan söz edeceğim. Bir de şundan bir söz edeyim. Burada hemen sunumda önüme geldi. Şu ilişkisel veri tabanı. Bunlar arkadaşlar yani çok önemli. Sektörde yani bütün bilgileri elinde sonunda bir yerde depoluyoruz. Bunlar ilişkisel veri tabanları oluyor. Şimdi biz tabii ki bu yani bunları eklerken, bunları yaparken eninde sonunda bir ne olacak? Biz araya CDBC'yi kullanacağız Java'cı olarak. Ama bize diyorlar ki artık bunu böyle kullanmayın. Mesela diyorlar ki ORM diye bir şey. İş ilanlarında hep geçiyor. ORM, ORM, ORM. Ya bu ORM nedir diyenleriniz belki olabilir. ORM dediğimiz şey sizin Java sınıflarınızı arkadaşlar tutuyor. Database'teki tablolara çeviriyor. Tabloları da database'e çeviriyor. Yani böyle şey araç bunlar. Tamam mı? Bunların sayesinde daha az kod yazıyorsunuz. Daha kolay işlemlerinizi yapmış oluyorsunuz. Mesela biz önceden
böyle benim personel diye bir sınıfım varsa işte personelin ID'si, adı, soyadı, maaşı gibi bilgilerini tabloda biz kendimiz işte yapıyorduk. Yani kendimiz ben açıyordum database'i. Diyordum ki ya benim sınıfımın adı ne? Personel. O zaman benim tablomun adı personel olacak. Sınıfımda ne var? Mesela diyelim ki ID diye bir alan var. Sayısal mesela int tipinde. Diyorum ki tamam o zaman. Database tarafında da int tipinde mesela böyle bir isim olacak. Bunlar birbirlerine denk düşüyor. Buna programlama dünyasında eşleme veya da haritalama, mapping deniyor arkadaşlar. Yani ilişkisel yani sizin nesnenizle database arasında bir ilişki kuruluyor. Haritalama da diyen var, eşleme diyen de var. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ha, ardından tabii ki ekleme, silmeyi bunların yani bu kalıbın üstünden biz devam ediyorduk. Peki ya biz projede yani ORM kullanmanın bize ne getirisi var? Arkadaşlar ORM sayesinde sade kod yazarız. Yani aslında olayın en özü bu. Sadeleştirir. Kodu temiz kod olur. Yani bir de kısa zamanda bir kod yazmış olursunuz. Önceden uzun uzun böyle kodlar belki işte yazıyordunuz. Artık bu kodları uzun uzun yani yapmamış oluyorsunuz. Tabii ki ORM'u kullanmanın da bir maliyeti var. Onu söyleyeyim. Çünkü işte araya giriyor. Araya giren her katman, her şey arkadaşlar hızınızı bir keser. Onu söyleyeyim. Yani o yüzden her projede ille de mesela böyle ORM kullanacaksınız veya da ORM'daki araçları kullanacaksınız diye bir şart yoktur. O yüzden siz ihtiyacınız varsa kullanacaksınız. Eğer ki ihtiyaç bir yoksa orada onu kullanmanın bir anlamı yok. Yani ORM kullanmanın tabii ki kendinize göre bazı yolları var. İsterseniz önce veri tabanını hazırlarsınız. Veri tabanını Java sınıflarına bir çevirirsiniz. Bu bir yol. İkinci yolda isterseniz önce Java sınıflarınızı işte yaparsınız. Onları tablolara bir çevirirsiniz. Yani genelde Java'cıların tercih ettiği yol budur. Adam tutar Java sınıfını yazar. Sonra onu tabloya bir çevirsin. Yani o bizim için daha iyi. Ama tabii ki sonuçta yine bak her iki yolda da yani bir ekipte bir database'çinin bulunması lazım. Çünkü kullandığınız o ORM aracına güvenip de tabloya çevirirsiniz tamam ama database'çi daha sonradan mesela buna SQL tunik minik diyorlar böyle alıyor adam daha da iyileştirmeler yapıyor, güzelleştirmeler yapıyor, hızlandırmalar yapıyor tamam mı? Bu tarz şeyler de önemli. Bir de database'çi bir tabloda bir değişiklik yaptığında eğer ki Hibernate'çi diye o arkadaşımız Hibernate'den sorumlu kişi. Eğer ki yani daha sonra proje canlıya çıktığında önceden testler yapılmamışsa ki işte yapılıyordur genelde. Yani bir başı ağrır. Niye? En küçük bir değişiklik Java tarafını da etkiliyor. Çünkü bak bize dedik eşleme var. Veya da Java tarafındaki en küçük bir değişiklik database'i etkiliyor. İşte bu aradaki senkronizasyonu bu eşleme yapan şey ORM aracı. Diyor ki sen istediğin değişikliği yap ben oraya işte yansıtacağım. Hocam ikinci yolda tablolar arasındaki ilişkiler varsa. Ha onu da yapıyor. Yani ilişkiler mesela tabloların aralarında bir ne gibi ilişkiler oluyor? Bire çok yani bire bir veya da çoğa çok gibi ilişkiler olabilir. Mesela bir ne gibi? Bir adamın müşterinin mesela bizim bir müşterimiz olsun bir bagaj programımız olsun. İşte adam geldi havalimanına bir müşterinin birden fazla bagajı olabilir. Değil mi? Yani onu mesela annotation'larla da bir yapabiliriz. Onu XML'lerle de